Hülagu, 1255 yılında ağabeyi Mengü Han tarafından Orta Doğu'da henüz ele geçirilmemiş toprakların fethini tamamlamak üzere görevlendirildi. Görevleri, Güneydoğu İran halklarından olan Lurları hakimiyet altına almak, Haşhaş tarikatını ortadan kaldırmak, Abbas halifeliğini yıkmak, Eyyubi ve Suriye topraklarının istilası ve son olarak da Mısır'daki Memlük devletini yıkmaktı. Mengü Han, Hülagu'ya teslim olanlara iyi davranmasını, karşı koyanları ise tamamen ortadan kaldırmasını emretti. Hülagu'nun annesi Sorgattani Hatun ve karısı Dokuz Hatun, dinine bağlı birer Nasturi Hristiyanıydı. Tıpkı yakın arkadaşı ve komutanı olan Ketboğa gibi Moğol İmparatorluğu'nun dinlere karşı alışılmış hoşgörüsüne karşın Hülagu'nun Müslümanlara olan düşmanlığında bu üçünün etkisi olduğu düşünülüyor. Mengü Han'ın emriyle her 10 Moğol erkeğinden ikisi orduya alınan Hülagu belki de o zamana kadarki en büyük Moğol ordusunun başında sefere çıktı. Luristan Atabeyliği kolayca ele geçirildi. Haşhaşilerden alınması imkansız Alamut Kalesi'ni normal koşullarda asla ele geçiremeyince Hulegu, orduda bulunan Hitaylı mühendislerin katkısıyla kalenin altı tünellerle açılarak oyulmuş ve petrol ile doldurarak kalenin bulunduğu tepe o zamana kadar görülmemiş gerçek bir bombaya dönüştürülmüştü. Bu sayede Moğolların normal koşullar altında ele geçirmeyi rüyalarında bile göremeyecekleri bu kale, tüneller ateşlenerek patlatılmak suretiyle imha edilip ele geçirilmişti. Bu, o tarihe kadar asla kimsenin aklına bile getiremediği bir yöntemdi. Bu tarihe kadar da pek çok ordu bu kaleyi çok dik ve yalçın yakayalar üzerinde kurulduğundan, ayrıca çok müthiş ve sert savunulduğundan ele geçirememişti. Daha sonra Bağdat'a yönelen Moğol ordusu halifeye yapılan teslim ol çağrısına olumsuz cevap verilmesini, büyük hanın da emrine uygun olarak İstila bahanesi olarak kullanıldı. Hülagu, halifeden teslim olmasını istediğinde halife Mustasim eğer kendisine saldırırsa Allah'ın gazabına uğrayacağını söyleyerek teslim olmayı reddetti. Birçok kaynak halifenin saldırıya karşı yeterli önlem almadığını yazıyor. Ne ordusunu güçlendirdi ne de Bağdat'ı çevreleyen surları. Aslında en yapmaması gerekenleri yapmıştı. Hülagu'yu kızdırmıştı. Bu da Hülagu'nun kuşatma için aradığı mazeretti. Bağdat'a vardığında Hülagu orduyu bölümlere ayırdı. Böylece şehir her taraftan tehdit edilecekti. Abbas ordusu batıdan saldıran Moğol kuvvetlerinin bir kısmını geri püskürtmeye başardı. Fakat sonraki çarpışmalarda yenildiler. Yapılan Düceyil Muharebesi'nde Moğollar Düceyil Nehri'ndeki setleri yıkarak Abbas ordusunu tuzağa düşürdüler. Askerlerin neredeyse tamamı kılıçtan geçirildi ya da boğuldu. Daha sonra şehir kuşatıldı ve birkaç gün içinde şehri çevreleyen surların tamamı Moğol ordusunun kontrolüne girdi. Mustasim anlaşma teklif etti fakat kabul edilmedi. Moğollar 13 Şubat 1258'de şehre girdi ve şehir bir hafta boyunca yağmalandı, halk katledildi. Moğolların Bağdat'ı istilasıyla karşılaştırıldığında
Alaric'in Roma istilası oldukça nazik görünür. Kaçmaya çalışanlar yakalanıp öldürüldü. Ölü sayısı hakkında tahminde bulunmak oldukça güç olsa da değişik yaklaşımlar var. Bazıları yaklaşık 90 bin kadar olduğunu savunurken Müslüman tarihçi Abdullah Vassaf birkaç yüz bin veya daha fazla Bağdatlı'nın öldürüldüğünü tahmin ediyor. Hulagu'han zamanın Fransa kralı 9. Louis'e mektubunda ordusunun yaklaşık 200 bin kişiyi öldürdüğünü söylemektedir. Yapımı nesiller boyu süren cami, saray ve hastaneler yağmalandı ve yok edildi. Halife yakalandı ve öldürülmeden önce halkının katledilmesi ve şehrinin talan edilmesini izletildi. Bozkır kültürüne göre asil kan yere akarsa tüm alem düşmanınız olurdu. Bu yüzden halife keçeye sarılıp atlar tarafından çiğnetilmişti. Bir oğlu hariç tüm oğulları da öldürüldü. Daha önceki örneklere baktığımızda Moğollar sadece dirençle karşılaştıkları şehirlerde ele geçirdikten sonra halkıyla birlikte büyük bir yağma ve katliam yapıyorlardı. Eğer şehir savaşmadan teslim alınmışsa halkı bağışlanıyordu. Bağdat kuşatmasında olduğu gibi kısa süren çarpışmalar sonucunda alınmışsa yağma yapılmakla birlikte bu kadar büyük bir vahşet olmuyordu. Bağdat'ın yağma edilirken sergilenen vahşet Moğol tarihinin de en acımasız olayıydı. Bazı Çin şehirlerinin de Bağdat'la aynı kaderi paylaştığı söylenir. Fakat bunlar belgelenmemiştir. Bundan yüzyıllar sonra bile Bağdat terk edilmiş, harabe şehir görünümünden kurtulamadı. Tüm bu anlatılanlar Hulagu'nun Moğol hanları arasında niye en korkulan ve en büyük kan dökücülerden olduğunu açıklamaktadır. Bağdat'ın alınmasından sonra çevredeki daha küçük şehirler Hulagu Han'a bağlılıklarını bildirdiler. Moğol ordusu Suriye'ye Eyyubiler üzerine döndü ve Akdeniz kıyılarına kadar birlikler gönderildi. Mısır'da bir sonraki hedef gibi görünüyordu. Fakat Büyük Han Mengü'nün ölümü Hulagu Han ve ordusunun büyük kısmını bu seferlerden vazgeçmek zorunda bıraktı. Arkasından gelen taht kavgaları, bir kardeşin hapse girmesi ve diğerinin de büyük han seçilmesiyle sonuçlandı. Fakat Mengü Han'ın ölümünden sonra Moğol Birliği'nden bahsetmek güçtür. İmparatorluk dört bölüme parçalanmıştı ve Hulagu Han'ın kurduğu İlhan Devleti bunlardan biriydi. Orta Doğu'da kalıp sefere devam eden Moğol ordusu, aynı Colut Muharebesi'nde Türk askerlerinden teşkil edilmiş Memlüklere yenildi. ...1262'de Hulagu hakimiyetindeki bölgeye döndü fakat yokluğundaki mağlubiyetlerin intikamını alma fırsatı bulamadı. Hulagu Han ordusunu toplayıp aynı Colut yenilgisinin intikamını almak üzere sefere çıktığı sırada Berke Han, Nogay Han komutasındaki ordusunu İlhanlar üzerine göndermişti. Bunun üzerine Hulagu Han seferden vazgeçip kuzeye döndü. Hulagu Han'ın planı şudur. Kafkaslardan saray şehrine ulaşıp Altın Orda'yı ve kendince kafir olan Berke'yi ortadan kaldırmayı planlamıştı. Bu plan üzerine Hulagu, Subutaynoya'nın 1220 yılında kullandığı rotayı kullanmaya karar verir ve Durban geçidinden Altın Orda topraklarına ulaşır. Hulagu'nun takriben 100 bin civarı askeri mevcuttu. Bunun karşısında Berke Han'ın 30 bin civarında askeri vardı. Hulagu Han, askerinin çokluğuna ve kendine çok güveniyordu. Bu yüzden kibere kapılıp
tedbirsiz davranıyordu. Ilaguhan, Terek nehrine doğru yaklaştığında karşısında az bir altın orda birliği bulmuştu. Hulagu derhal bu birliğin üzerine saldırdı. Bu birlik çok fazla dayanamadan geri çekildi. Bu küçük zafer sefere olan umudu arttırıyordu. Hulagu kuvvetlerinin bir kısmını oğlunun kumandasında düşman peşinden yolladı. Abaka ve ordusu terk edilmiş bir kampa rastladılar ve burada dinlenmeye karar verip kendilerine ziyafet çektiler. Ancak bu Berke Han'ın kurduğu ustaca bir tuzaktı. Altın Ordu'nun ana kuvvetlerini fark ettiklerinde şaşkına dönmüşlerdi. Berke Han iki tepeye de 3000 okçusunu gizlemişti. Berke Han saldırı emri verdiğinde bu okçularda gizlendiği yerden çıkarak Hulagu'nun ordusunu ok yağmuruna tutmaya başlayacaktı. Bu sırada da Berke Han ve ordusu Moğolları çember içine alıp kılıçtan geçireceklerdi. Plan harfiyen uygulanmıştı. Kıran kırana çarpışmalardan sonra İlhanlı birlikleri donmuş Terek Nehri üzerinden geri çekilmeye başladılar. Ama asker ve atların ağırlığına dayanamayan buz kırıldı ve birçoğu buz gibi suda boğuldu. Bu yenilgi sonucunda Hulagu güneye çekilmek zorunda kaldı ve böylece Berke Han kaybettiği toprakları geri almayı başardı. Bu Moğol orduları arasındaki ilk savaştı ve imparatorluk birliğinin bozulmasının açık göstergesiydi. Hulagu Han 1265 yılında öldü ve atı ve cariyeleri kurban edilerek onunla birlikte gömüldü. Cenazesi şamanist geleneklerine göre yapılan son hükümdardı. Mezarı Urmiye Gölü'ndeki bir adadadır. En büyük oğlu Abaka Han yerine geçti ve babasının politikasını devam ettirdi. ...265 yılında İlhanlılar yasa boğulmuştu. Hulagu için güneş batar iken Abaka için güneş tekrar küllerinden doğuyordu. Abaka Han babası Hulagu ile birlikte Bağdat'ın zaptına katılmış, Hulagu'nun ölümü üzerine 1265'te tahta çıkmıştı. Aynı yıl Bizans İmparatoru 8. Mikail, Moğollardan çekindiği için bir ittifak yoluna gitti. Gayrimeşru kızı Maria Despina'yı Abaka'ya gönderdi. Böylece Moğollar ile akraba olmuş oluyordu. Abaka aslında Budist olmakla beraber bazı siyasi düşüncelerle babası Hulagu gibi Hristiyanlara yaklaştı ve onları Müslümanlara özellikle kutsal topraklar yüzünden Memlüklülere olan düşmanlıklarından faydalanmak istedi. Bu yüzden Memlüklülerle babası zamanında başlayan mücadeleye devam ederek onlara ağır bir darbe vurabilmek için Avrupa ile kurulmuş münasebetleri geliştirdi. Bununla ilgili olarak önce 1267'de 10. Gregor'a bir elçi gönderdi. Daha sonra 1274 ve 1276'da bu tür teşebbüslere devam etti. Aynı şekilde 1278'de Papa 3. Nikolaus'tan da Abaka'ya elçiler geldi. Fakat bütün bu teşebbüslerden olumlu bir sonuç sağlanamadı ve Abaka Memlüklilerle tek başına mücadele etmek durumunda kaldı. Nitekim İlhanlara tabi olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin yardım isteği Memlük Sultanı Baybars, Anadolu'yu Tatar tahakkümünden kurtarmak için harekete geçti ve Elbistan Ovası'nda bir Moğol ordusunu bozguna uğrattı. Ancak Anadolu beylerinden vaat edilen yardımı göremeyen Baybars, Kayseri'ye kadar ilerlemiş olmasına rağmen geri çekilmek zorunda kaldı. Baybars'ın peşinden Anadolu'ya giren Abaka, Anadolu Türkmen beylerinden ve ahaliden bir rivayete göre 200 bin kişi katletti ve büyük bir tahribatta bulundu. Abaka birkaç yıl sonra Gürcü ve Ermeni krallıkları kuvvetlerinin de bulunduğu bir orduyu kardeşi Mengü Timur kumandasında Memlükler üzerine gönderdiyse de bu Moğol ordusu Suriye'de Humus yakınlarında Memlük kuvvetleri tarafından mağlup edildi. Bu mağlubiyete son derece üzen Abaka, üzüntüsünü içki ve eğlenceyle gidermeye çalıştı. Bu da onun vakitsiz ölümüne sebep oldu.
Abaka'nın 17 yıl süren hükümdarlığı zamanında ülkede iç karışıklık görülmemiş, istila edilen yerlerdeki halkın ezilmesine karşı ilhan tebaası, vergilerin hafifletilmesi sebebiyle nispeten rahatlamıştı. Abaka Moğollar arasında hızla yayılan İslamiyet'i kabul etmemiş, atalarının örf ve geleneklerini korumaya çalışmıştı. Onun ölümü üzerine Hulagu Han'ın oğullarından olan Teküder başa geçmişti. Annesi Kutuy Hatun tarafından yetiştirilmişti. Fakat annesinin dinini benimsemeyerek İslamiyet'i kabul etti ve Ahmet adını aldı. 1282 yılında 2. Moğol hükümdarı ve ağabeyi Abaka'nın ölümü üzerine Meraga yakınlarına toplanan kurultayda han seçildi. Ve Abaka'nın en büyük oğlu Argun'un muhalefetine rağmen bir ay sonra Aladağ'da yapılan bir merasimle taç giydi. Henüz Aladağ'dayken meşhur Cüveyni ailesinin itibarını iade edip Şemseddin Cüveyni'yi sahibi divan makamına getirdi. Şemseddin'in tavsiyelerine uyarak İlhanların en büyük düşmanı olan Mısır Memlükleri ile dostluk anlaşması yapmak için aralarında devrin meşhur ulemasından Kutbiddin'i Şirazi'nin de bulunduğu bir heyeti Kahire'ye gönderdi. Ancak bu teşebbüs bir sonuç vermedi. Memlük Sultanı Kalavun, Tekidver'in kardeşi Kongurtay'ın Anadolu'da yaptığı tahribatı ileri sürerek sulh teklifini reddetti. Moğol emirlerinin çoğu zaten Mısır'a yeniden savaş açmayı arzu ediyorlardı. Bu arada kurultaydan sonra Horasan'a çekilen Argun, amcasını tahttan indirmek için çeşitli yollara başvurdu. İlk önce Kongurtay'ın taraftarlığını kazanarak Teküder'e karşı bir suikast hazırlattı. Ancak bunu zamanında haber alan Teküder, 1283 yılında Karabağ'da Kongurtay'ı öldürttü. Ardından damadı Alinak'ı Argun'u takip etmekle görevlendirdi. Bunun üzerine Argun amcasıyla barış yapmak istedi. Fakat Temmuz 1284 tarihinde esir alınıp Teküder'in huzuruna getirildi. Alinak'ın bütün ısrarına rağmen Teküder Argun'u öldürtmedi. Ancak bu ona pahalıya mal oldu. Zira bu sırada Moğol emirlerinden Buka Alinak'ı öldürüp Argun'u serbest bıraktı. Bunu haber alan Teküder, Altınordu topraklarına sığınmak maksadıyla kaçmaya kalktıysa da yolda yakalanıp Argun'a teslim edildi. 10 Ağustos 1284 tarihinde Moğol geleneklerine göre sırtı kırılarak Kongurtay'ın akrabaları tarafından öldürüldü. Samimi bir Müslüman olan Teküder, inancı dolayısıyla Moğol yasalarına ihanet etmekle suçlanmıştı. Ancak tahtını ve hayatını İslamiyet'i kabulünden çok dirayetsiz bir hükümdar olması sebebiyle kaybetmişti. Tasavvufa aşırı şekilde ilgi duyardı. Bundan dolayı vaktini sema ve diğer sufi ayinleriyle geçirerek devlet işlerini annesine bıraktı. Bununla beraber Moğollar arasında İslamiyet'in faal bir şekilde yayılmasına gayret etmedi. Bu görevi 11 yıl kadar sonra Argun'un oğlu ve İlhanların en kabiliyetli hükümdarı olan Mahmud Gazan Han üzerine alacaktı. Ahmet Han'ın ölümü üzerine toplanan kurultayda Argun Han seçildi. Yeni Han'ın ilk işi hayatını kurtaran ve kendisine hanlık tahtını sağlayan Celair Buka'ya geniş yetkiler tanıyarak onu bütün devlet işlerine bakmakla görevlendirmek oldu. Argun Han'ın yaklaşık 7,5 yıl süren saltanatı iç olaylar bakımından oldukça hareketli geçti. Bu olaylardan ilki sahibi divan Şemseddin el-Cüveyni'nin Abaka Han'ı zehirlemekle itham edilerek öldürülmesiydi. Bu olaydaki asıl sebep ise Cüveyni'nin yeniden sahibi divan olmasının Buka'yı endişelendirmesiydi. Cüveyni daha önce Sivas'ta bugün çifte minareli medrese denilen güzel bir eserde yaptırmıştı. Devletin idaresi kendisine verilmiş olan Buka da dirayetli bir bey olup mali işlerden anlıyor. Argun'a yakın beyler onu çok kıskanıyorlardı. Bu yüzden fırsat buldukça mübalağalı hatta aslı olmayan sözlerle hana karşı Buka'yı kötülüyorlardı. Buka da onlara yukarıdan bakıyor ve zaman zaman sertçe davranıyordu. Kardeşi Aruk ise Bağdat'ta kaynaklara göre krallar gibi yaşıyor, tahsil edilen vergiyi devlet merkezine göndermiyordu. Argun bunu anlayınca Aruk'u azletti. Devletin idaresini de Buka'dan alıp yakın çevresinden Tugacar Noyan'a verdi. Ordunun merkez kolunun kumandanlığını da yine Buka'nın hasımlarından Koncuk Balı getirdi. Bunlara haber alan Buka üzüntüden hastalandı. Hasımları onun için yalan yere hastalığını bahane ederek eve kapandığı şeklinde şikayette bulundular. Han bu sözlere inandı ve divan defterlerinin evinden alınmasını ve adamlarının da işlerinden çıkarılmalarını emretti. Hayatının tehlikeye girdiğini gören Buka, Hanzadilerden Çöşkab'ı Argun'un yerine geçirmek istediyse de Çöşkab durumu hana bildirdi.
Bunun üzerine İlhan Devleti'ni 5 yıldan fazla bir zaman istediği şekilde idare eden Buka kolayca yakalanıp öldürüldü. Daha sonra oğulları ile diğer yakınları ve taraftarları da aynı akibete uğradılar. Buka'nın yerine mali konuları çok iyi bildiğine Argun'u inandıran Yahudi tabip Saad Devle getirildi. Saad Devle kısa zamanda İlhanlı maliyesini yoluna koydu. Fakat kimseye iltimas etmediği için çok düşman kazandı. Argun ise vezirinin icraatından son derece memnundu. Argun devrinde Fars'taki Salgurlu Atabeyliği ortadan kaldırıldı. Son Salgurlu Atabeyi Meliki Abiş Hatun Tebriz yakınındaki Ceren Dab da vefat etti. Anadolu'ya gelince bu ülkede diğer yerler gibi iyi idare edilmedi. Yaptırdığı sayısız eserlerden dolayı Ebul Hayrat diye anılan Büyük Selçuklu devlet adamı Sahip Ata da vefat edince memleket büsbütün sahipsiz kaldı. Ertesi yıl Tebriz'den gönderilen Fahrettin el-Kazvi'nin koyduğu ağır vergiler halkı büyük bir sıkıntıya düşürdü. Hatta birçokları bu yüzden yurtlarını bırakıp başka yerlere gittiler. Fakat Fahrettin el-Kazvi'nin yaptığı zulmün cezasını aynı yıl hayatıyla ödedi. Yine aynı yıl Anadolu'daki Moğol ordusu kumandanına tayin edilen Samagar Noyan, mali idaresinin başına Anadolu'lu Hoca Nasırettin'i getirtti. O da icraatı ile halkın acılarını dindirdi. Argun devri dış olaylar bakımından pek önemli sayılmaz. Onun saltanatında Akın'dan başka hiçbir hadise vuku bulmadı. Bununla beraber Argun elçileri kendilerine karşı müttefik bulmak için boş yere Avrupa'yı dolaştılar. Ceyhun'u ve Kafkasya'daki demir kapıyı geçip İlhanlı ülkesine giren Çağatay ve Kıpçak hanlıklarına mensup kuvvetler de sadece yağmacılık için gelmişlerdi. Samimi bir Budist olan Argun, başçılara değer verip onları himaye ediyordu. Henüz 30 yaşlarında olduğu halde uzun yaşamak için Hindistanlı bir başçının hazırladığı ilacı 8 ay içtikten sonra Tebriz Kalesi'nde çilehaneye girmişti. Fakat oradan hasta çıktı. Bir ara sağlığı düzelir gibi olduysa da yeniden hastalandı ve bir daha iyileşemedi. Çünkü kendisine felç gelmişti. Kamlarının hastalığın büyüden ileri geldiğini söylemeler üzerine Sultan Ahmet'in bir yakını olan Toğancık Hatun bu büyüyü yapmakla ilham edilip birçok kadınla birlikte suda boğuldu. Diğer taraftan Argun'un iyileşmeyeceğini anlayan Tugacar, Koncukbal ve Togan gibi bazı noyanlar bir ittifak cephesi vücudu getirdiler. Bunlar ilk önce kendileri gibi hana yakın diğer bazı beyleri öldürdükten sonra Vezir Saad Devle'nin ve onunla birlikte çalışan diğer bazı noyanların da hayatlarına son verdiler. Bu hadiseler üzerine Bolgak çıktı. Yani ortalık karıştı. Askerler mahalleleri yağmaladılar. Tam bu sırada Argun Aran'da öldü. Bir sandık içine konulan cesedi Moğol geleneğine uyularak Sultaniye'nin batısındaki Sucas Dağı'na götürülüp orada gömüldü. Argun'un başlangıçta babasının tahtını elde etmek için Ahmet ile giriştiği mücadele onun devlet işleriyle yakından ilgileneceği ümidini vermişti. Fakat ümit gerçekleşmedi. Devlet işlerini Buka'ya sonra da Saad Devle'ye bırakıp kendisi basit bir Moğol nayanı gibi kışlaktan yaylığa gidip geldi. Bu husus keyfi hareketlere, yetkilerin kötüye kullanılmasına ve töreye bağlılık fikrinin zayıflamasına sebep oldu. Argun'un 4 oğlundan Gazan ve Harbende daha sonra hanlık tahtına geçtiler. Argun Tebriz'e çok yakın bir yerde Arguniye adlı bir şehir kurmaya girişmişse de ölümü üzerine bu teşebbüs sonuçsuz kalmıştır. Gazan, Argun Han ve Buluhan Hatun'un oğullarıdır. Daha evvelki bir İlhan hükümdarı olan Geyhatun'un yeğeni ve devirerek yerine aldığı kendisinden evvelki hükümdar Baydun'un da kuzeniydi. Gazan ve kardeşi Olcaytu da vaftiz edilmiş ve Hristiyan olarak yetişmişti. Kendisi Moğol İmparatorluğunda hakim din olan Budizm'i de izlemiştir. Esas karısı olan Kökeçin ona Marco Polo tarafından Çin'den getirilmiştir. 1291'de Kublai Han, Moğol prensesi Kökeçin'i evlendirileceği İlhan hükümdarı Argun Han'a götürmesini Marco'dan rica etti. Marco Polo, Kuanzu'dan yola çıkıp deniz yolu ile önce Sumatra'ya, oradan Hindistan üzerinden Pers İmparatorluğu'na gitti. Nihayet 1293 veya 1294'te İlhanlı İmparatorluğu'na vardı. Vardığında Argun Han ölmüş, krallık Geyhat tarafından yönetilmekteydi. Marco, Kökeçin'i yeni İlhan'a teslim etti. Gazan tahta çıkınca prenses onunla evlendi. Gazan, Çince,
Arapça, Moğolca, Türkçe, Farsça ve Tibetçe dillerini biliyordu. Kendisinden evvel İlhanların Müslüman çoğunluğu baskı altında yaşıyordu. İlhan yöneticileri gelişmekte olan Tibet Budizmi ve Nestorianizmi teşvik ediyorlardı. Gazan 1295'te Müslüman Moğol emiri Nevruz'un desteğiyle kuzeni Baydu'yu devirdi. Yardımının karşılığı olarak Nevruz, Gazan'ı Müslümanlığı kabul etmeye razı etti. İslam'a girmesiyle beraber Gazan adını Mahmut olarak değiştirdi. Ancak çeşitli kaynaklar Müslüman olmasına rağmen Moğol şamanizmini sürdürdüğünü ve Tengri'ye taptığını belirtir. Moğol şamanların İlhanlı İmparatorluğu'nda kalmalarına izin verilmiş ve nüfuzları hem Gazan hem de onun halefi Olcaytu saltanatına devam etmiş ama daha sonra gerilemeye yüz tutmuşlardır. İlhanların 4. sultanı olan Mahmut Gazan 1295 tarihinde İlhanlar tahtına oturmuştu. Önceleri Hulagu'nun yolunda yürüyen bu sultan Emir Nevruz'un sayesinde Müslüman olmuştu. Hakan'ın İslamiyet'i kabulünde en önemli etkiyi Kutbuddin Din Şirazi ile kardeş Kemaleddin Şirazi yapmışlardı. Mahmut Gazan'ın 9 yıl süren saltanat süresince İran'daki bütün Moğollar İslam dinine girdi. Mahmut Gazan hayatında Tebriz'in batısında kendisi için bir türbe, fukaha için medreseler, sufilere ait medreseler yaptırdı ve bunların imarı için vakıflara bağladı. Moğol emiri Nevruz, İslam'ı zorunlu kıldı ve her türlü diğer dini yasakladı. Hristiyan kiliseler, sinagoglar, Budist pagodaları yakıp yıktırdı ve bu dinlerin din adamlarını öldürttürdü. Herkesi türban giymeye mecbur tutmaktaydı. Gazan ise bu zulümlere karşı çıktı. Bir ferman yayınlayıp Hristiyanları cizyeden muaf tuttu ve kimse dinini terk etmeyecek, Katolikler alışık oldukları şekilde yaşamaya devam edecekler diye ilan etti. Hristiyan Patriği 1296'da eski görevine geri iade etti. Gazan iktidarını pekiştirdikten sonra Nevruz'un taraftarlarını yakalattırdı ve öldürttürdü. Nevruz kaçmak zorunda kaldı. Herat valisinin yanına sığındı ama vali tarafından Gazan'a teslim edildi ve ardından idam edildi. Gazan entrika çevirdiğinden şüphelendiği kumandan ve derebeylerini şiddetle bastırarak egemenliğini kurdu. Gazan daha sonra ekonomiyi düzeltmek için yeni kanunlar ilan etti. Talan, haraç ve katliamları yasakladı. Bu kanunlara uymayanlar köken ve mevkilerine bakılmaksızın ağır cezalandırıldılar. Savaşlar nedeniyle ihmal edilmiş toprakların tekrar ekilmesi için tarım yapmayanların toprakları ellerinden alındı. Tarım yapacaklara toprak verildi. Moğollar daha yerleşik bir düzene başladılar. Gazan, eski Moğol kültürünün gelişmesine izin vermiş, Şiilere de tolerans göstermiştir. Tebriz'de cami, medrese ve anıtlar yaptırmıştır. Anadolu'da halkın ezilip perişan hale gelmesine sebebiyet vermesi neticesinde 1298'de Anadolu'da Sülemiş adlı Moğol valisi Gazan Han'a isyan etti. 50 bin tecrübeli askerden oluşmuş bir ordu oluşturdu. 1299'da Gazan'ın kumandanı Kutluk Şah gelip isyanı bastırdı. Bir yıl içinde Sülemiş'in müttefiği Türkmenler kaçmış, Sülemiş ve yaverleri öldürülmüştü. Bu ayaklanma Gazan'ı endişelendirmişti. Çünkü kendisi Memlüklere karşı bir sefere hazırlanıyordu. Anadolu'nun desteğini kazanmak için Anadolu beylerine para basma hakkı verdi. Bu dönemde Anadolu beylerin çoğu Anadolu'nun tüm darphanelerinde İlhanlı gümüş sikkeleri bastırdılar. Gazan Müslüman olmasına rağmen Suriye'deki Müslüman toprakları ele geçirmeye çalışmıştır. Ortak düşmanları olan Araplara karşı Avrupalılarla bir Franco-Moğol ittifakı kuran veya ittifak kurmaya çalışan Moğol liderlerinden biri olmuştur. Kendisine sadakat ilan etmiş olan Kilikya Ermeni Krallığı ve Gürcistan'ın askerlerini zaten kullanabiliyordu. İttifakın planı Gazan'ın birlikleri, Hristiyan askerleri ve Kıbrıs'a üstlenmiş şövalyelerin düzenlenip Memlükleri yenmesi, sonra da Kudüs'ün Hristiyanlara verilmesiydi. Gazan Mahmud Han'ın sarayına sızan Şiilerin hilafet makamına tekrar Alevileri getirme teşebbüslerini öğrenen Mısır hükümdarı Melikün Nasır Sultan Muhammed bin Kalavun 1300 tarihinde Moğollar ile kanlı bir harbe girişti. Halbuki Mısır, Fatimi halifelerinin yüzyıllar boyu ektikleri Şiilik tohumlarıyla ünlenmiş bir ülkeydi
ve bütün bu muhitler mezheben hep Alevi taraftarlarından oluşmaktaydılar. ...1299-1300 yıllarındaki seferde Gazan Halep'i ele geçirdi. Moğollar ve müttefikleri Memlükleri Vadi el-Haznedar muharebesinde yendiler. Bir grup asker sonra Şam'a gidip şehri ele geçirdiler. Daha sonra Gazan kuvvetlerini geri çekti. Muhtemelen atlarını besleyebilmek için. 1300-1301'de Mısır'a saldırmak üzere geri geleceğini vaat etti. Geride 10.000 kişilik ufak bir birlik bıraktı. Bunlar bir süre Suriye'yi kontrolleri altında tuttular. Ama Memlükler Mayıs 1300'de geri gelince çekilmek zorunda kaldılar. ...1300 Temmuz'unda Haçlılar 16 kalyonluk küçük bir filo kurup Mısır ve Suriye kıyılarına saldırılar düzenlediler. Filonun başında Kıbrıs Kralı Kudüslü 2. Henry, onun kardeşi Tire Lord'u ve Gazan'ın elçisi vardı. Temmuz sonunda gemiler Kıbrıs'a geri döndü. 1300-1301 Seferi 1300 sonlarında gemiler Tortosa'ya saldırmak için geri geldiler. Ruada adasında Haçlılar saldırıya hazırlanmak üzere Moğolların gelmesini beklediler. Ama Gazan, kötü hava şartlarından dolayı gecikti ve Haçlılar Kıbrıs'a geri döndüler. Moğollar, Şubat 1301'de 60 bin kişiyle vardıklarında Suriye'de birkaç saldırı düzenlediler ama etkili olamadılar. ...1301-1302 Seferi Bir sonraki kış saldırı için ortak bir operasyon yapma planları gene yapıldı. 1301'de Gazan, Papa'ya bir mektup yollayıp asker, kutsal toprakların tekrar Frank olabilmesi için rahip ve köylüler yollamasını istedi. Ancak 1301 sonunda Gazan'ın ordusu yetişemedi. Papa, 1302-1303 saldırısı için batılı askerlerin yollanacağını vaat etti. Gazan, cevaben hazırlık yapmakta olduğunu, bu defa buluşmaya kaçırmamalarını, Memlüklerin yenilmesini en büyük amaçları olduğunu belirtti. ...1302-1303 Seferi Ruat'ta konuşlanmış olan küçük bir Haçlı Şövalye garnizonu 1302 Eylül'ünde Memlüklerin saldırısına uğradı ve teslim olmak zorunda kaldı. 1303'te Moğollar 80 bin kişilik bir orduyla geldiler. Ruat'ın kaybedilmiş olmasından dolayı Kıbrıs'tan gelen Haçlılar Moğollara katılamadılar. Sadece Suriye sınırında denizden saldırılar düzenlediler. Ancak Moğol birlikleri ve Ermeni müttefikler önce Humus'ta 30 Mart 1303'te ardından ise Nisan 1303'te kesin bir şekilde Şak-Hab muharebesinde yenildiler. Bu Moğolların Suriye'ye son saldırısı olmuştu. ...1303'te Gazan Mahmud Han, 1. Edward'a mektup yollayarak Memlüklere karşı yardımlarına karşılık olarak Kudüs'ü onlara vereceği vaadini tekrarladı. Ama 10 Mayıs 1304'te Gazan öldü ve Haçlıların Kudüs'ü kolaylıkla ele geçirebilme düşleri de sona erdi. Gazan Mahmud Han'dan sonra kardeşi Olcaytu, daha sonra da Olcaytu'nun oğlu Ebu Seyit Bahadır ve onun ardından da Olcaytu'nun kızı Satıbey Hatun hükümdar oldular. Ve İlhanlı ülkesi dağılma sürecine girmiş ve İlhanlı'nın içinden bir sürü yeni devletçikler ortaya çıkmıştır. We'll be right back.